Memleket Partisi İl Başkanı Ertan Şener, partisinin il binasında bir basın toplantısı düzenledi. Ukrayna-Rusya savaşının ülkedeki bazı gıda maddelerinin temininde sıkıntı ve fiyatlarında artışa neden olduğunu ifade eden Şener, partisinin bu anlamda stratejik yol haritasının hazır olduğunu söyledi. Bizler dünyanın en güzel coğrafyasında, yer ve ünlü bereketli topraklarda yaşıyoruz. Binlerce yıllık tarımsal üretim tecrübemiz, zengin bitki çeşitliliğimiz var. Dünyanın en stratejik tarım ürünlerinin ana vatanıyız. Buna rağmen bugün hem bitkisel hem de hayvansal üretimde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ne üreticimiz mutlu, ne de tüketicimiz mutlu. 21. yüzyıl Türkiye'sinde ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukları hak etmiyoruz. Marketlerde un, şeker, yağ için oluşan kuyrukları hak etmiyoruz. Bereketli toprakların su ve güneşle buluştuğu, verimli meraların olduğu bu güzel coğrafyada bu yaşananları hak etmiyoruz. Bitkisel ve hayvansal üretimde yaşanan sorunların çözümü, yok olanı ithal etmek değildir. Çözüm üretmek, daha fazla üretmek zorundayız. Günümüzde gıda güvenliği ve gıdaya ulaşabilme tüm ülkeler için milli bir güvenlik ve beka sorunu haline gelmiştir. Pandemi süreci ve hemen kuzeyimizde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu kriz ortamı, tarımın, hayvancılığın, üretimin ve gıda güvenliğinin önemini bir kez daha yaşayarak görmemizi sağladı. Üretebileceğimiz tarım ürünlerinin ithalatçısı olmak demek, dışa bağımlılık demektir. Yakın zamanda Ukrayna-Rusya savaşında ülkeler kendi ihtiyaçlarını önceleyerek bazı ürünlere ihtiyaç, ihracat yasakları koydular. Memleket Partisi Başkanı Şener, basın toplantısında siyasi partilere ortak aklı birlikte oluşturma çağrısı yaptı. Şener hazırladıkları stratejik planı herkesle paylaşabileceklerini söyledi. Bitkisel ve hayvansal üretim sektörü stratejik bir sektördür. Bu sektörde önceliğimiz kendi kendimize yetebilirlik olmak zorundadır. Memleket Partisi olarak bitkisel ve hayvansal üretimde yaşadığımız sorunların çözümüne yönelik stratejimiz, yol haritamız hazır. Bu sorunun siyaset üstü bir anlayışla ele alınması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sorunların çözümüne dair çalışmalarımızı, önerilerimizi tüm siyasi partilerle paylaşmaya, ülkemizin geleceği için ortak aklı birlikte oluşturmaya hazırız.